Filozof, bir hadis mütehassı, bambaşka bir şekilde okur. Hakikaten felsefi problemler tartışıyor Mevlid metni. Mevlid'i aktaracağız arkadaşlar, aziz meslektaş. Nasıl aktaracağız? Yani burada tek tip bir şey yok. Şu anda biz tek tip bir Mevlid anlayışına sahibiz. İlahiyatçılar da Mevlid bidattır diyorlar. Bu da tek tip. Tek tip ya. Mevlid'e bidat deyip cümleyi kapattın mı? Buradan hiçbir şey çıkmaz. Bakın bir fıkıh, bir kelam problemi olarak Mevlid'e bidat diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar değil. O ayrı bir bahistir. Fakat yani sadece bu cümleyi kurduğunuz zaman bu sadece körlükleri artırır ve burada bir aktarım falan filan bundan bahsedemeyiz. Yani. Onun için bugün Türkiye'de Yunus Emre ilahiler olmasa canlı bir kişi değil. Yani dünyada kaç tane Yunus Emre var? Süleyman Çelebi bu cahil diye küçümsediğimiz vatandaşların mevlid ısrarı olmasa Türkiye'de yaşayan büyük bir müellif değil. Edebiyatçılar da bunları yaşatmak için yapmaları gereken şeyleri yapmış değiller. İlahiyatçılar da yapmış değiller. Filozoflar da, felsefeyle uğraşanlar da yapmış değiller. Lafı çok uzattım, kusura bakmayın. Hocam, ne diyorsunuz? Ben size tabiyim. Ben buraya sizin için geldim. Ben sabaha kadar oturabilirim. Bizim için de yani aklımıza... Benim korktuğum şey kar ve kış. Onun için kimseyi mutazarlı etmek istemem. Ali Birinci Hocam buradayken sormak istiyorum. Ama çıkan bir korkum var. Bana telefon edebilirsin. Siz buyurun... Bana sordun arkadaşım. Abdurrahman Zengin tarih bölümünden. Benim sorum biraz daha Mahallet davasının dışında olacak. Nurettin Topçu'nun fikir hayatını şekillendiren kişilerden diyebileceğimiz Hüseyin Avni Ulaş Bey'i soracaktım hocam. Hüseyin Avni Bey'in hani kızını Nurettin Topçu'ya verdiğini biliyoruz. Yarınki Türkiye kitabının özetinde de bahsediyor işte. Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Bu kadar önemli kılan şey nedir? Bunu merak ediyorum. Bu güzel bir soru. Nurettin Bey'in ağzından ben duymadım. Ali Bey duymuş olabilir. Nurettin Bey şunu söylermiş. Tanıdığım müddet içerisinde hiç değişmeyen birkaç insan tanıdım. Abdülaziz Bekkine, Celal Hoca ve Hüseyin Avni Ulaş. İmam-ı Azam'la mukayeseye bu yeter sebeptir. Nurettin Bey için. Hiç değişmemiş. Ve arkadaşlar bunlardan biri Şeyh Abdülaziz Efendi, bir Nakşi Şeyhi. Büyük, derya bir adam, ölen başı. Öbürü kelam ağırlıklı bir İslam alimi, akli tarafı daha fazla Celal Hocam. Saadettin Ökten'in babasıdır. Akli tarafı daha önde. Öbürü siyasi mücadelesi önde. Yani Hüseyin Avni Ulaş bir filozof değil. Bir kelam alimi değil. Bir tarikat mensubu da değil bildiğim kadarıyla. Burada Nurettin Bey, Hüseyin Avni Bey üzerinden ona atfettiği değer Ebu Hanife ile mukayese etmesini mümkün kılan şey bana sorarsanız bu metinde yok. İmam-ı Ebu Azam Ebu Hanife biliyorsunuz devlet görevini kabul etmiyor. Yani araziye uygun fetva vermiyor. Ve bu yüzden hayatı zindanlarda geçiyor. Hüseyin Avni ile yapılan mukayese budur. Yoksa Hüseyin Avni
İslam hukukçusu değil. İmam-ı Azam gibi aynı zamanda evliya olan bir adam da değil. Yani kız İmam-ı... değil, evlatlığı. Evlat, evet. Hanım. Yani Nurettin Bey evlendi hanımefendi de Hüseyin Hanım Ulaş'ın üvey kızı. Ali İhsan Tolay'la Senir Kentlileri de aynı sebeple tebrik ediyor galiba değil mi hocam? Hiç şüphesiz, tabii. Onlar talebeleri ve arkadaşları. Bilmiyorum. Yeterli. Arkadaş da bana telefon edebilir. Hocam o zaman hikaye biraz anlatırsın. Hocamızın size takdim edeceği...